Merhabalar, ben Arzu Turgut. İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanıyım. Bir özel eğitim kurumunda çalışmaktayım. İşaret Dili ile ilgili yer ve çevre hareketlerinden göstermek istiyorum. Her iki parmağımız C formatında şu şekilde yeri gösterecek şekilde yapıyoruz. Yer, bu aynı zamanda mekan anlamında da kullanılır. Yer, mekan veya bazen bölge anlamında da kullanılır. Ama bölge anlamında kullanılan bir hareket daha göstermek istiyorum. Parmak uçlarımız hafifçe kıvrık şöyle ayıracak şekilde bölge bölge ya da yer bölge yerler mekanlar anlamında da kullanılabiliyor. İşaret parmağımızla baş parmağımız L formasına getirip şöyle baş parmağımızı burnumuza dokundurup şöyle ileri atıyoruz. Köy. Köy. Memleket hareketini göstermek istiyorum. Memlekette bir elimizi kıvırarak diğer elimizin tüm parmakları kapalı. Şu şekilde memleket veya arkadaşlar sadece şu bölgeye vurarak da memleket yapabiliyoruz. Okul. Okul dudağımızın mutlaka demiştim arkadaşlar ellerimizi destekliyor olması gerekiyor. O formatına getiriyoruz. Okul yapıp şu şekilde okul. Okul yapabiliyoruz. Hastaneyi göstereyim. Yine elimizin üzerine damla hareketini getiriyoruz, dokunduruyoruz. Hastane yapılabiliyor. Bazen de sadece şu şekilde hastanede yapılabiliyor market marketin de bir sürü farklı gösterimleri var. Jargonda bazen farklı gösterilebiliyor. Ama ben hani en çok kullanılan gösterimlerinden birkaç tanesini size göstermek istiyorum. Şimdi markette market arabası yapıyoruz önce sonra şu şekilde market market veya şu market. Şöyle ileriye doğru gidiyoruz. Market olarak yapabiliyoruz. Doğa ya da çevre. Orta parmağımıza burnumuza dokunup şu şekilde çevirebiliyoruz. Doğa çevre bazen işaret parmağıyla da şu şekilde yani burundan alıyoruz elimizin şu şekilde çevre doğa anlamında da kullanılabiliyor. Yağmur parmak uçlarımız hafif kıvrık ve aşağıya bakacak şekilde yağmur. Yağmur. Parmak uçlarımız parmaklarımız açık ve sağa sola çeviriyoruz arkadaşlar. Rüzgar. Peki fırtına dediğimizde ne yapacağız? Yağmurla fırtınayı birbirine karıştırıyoruz. Yağmur, rüzgarı karıştırdığımızda fırtına olmuş oluyor. Mahalle, mahalle veya mahalle. Her iki elimizin parmak uçlarını birbirine dokunduruyoruz. Ev. Şu şekilde yaptığımızda evler veya komşu. Komşu olarak da kullanıyoruz. Apartman. Ya ellerimiz parmak uçlarımız kapalı, ellerimiz yukarıya çıkacak şekilde. Apartman veya baş parmağımızda serçe parmağımız açık diğer tüm parmaklarımız kapalı şu harekette yapıldığında bazen görüyoruz ama en çok kullanılan apartman apartman. Mesela evin e, zemin katı diyeceğiz birinci kat veya diyeceğiz şu parmaklarımız açık diğer elimizi şöyle en altına e, alt parmağımızda serçe parmağımızda yüzük parmağımızın arasına getirerek birinci ya da Alt zemin katta diyebiliyoruz. Şu şekilde yaptığımızda bodrum kat olarak da bazen kullanıldığını görebiliyoruz. Araba. Sanki direksiyona tutuyormuşuz gibi çeviriyoruz. Araba. Araba. Tüm parmaklarımız kapalı. Sadece baş parmağımız ve serçe parmağımız açık. Uçak. Arkadaşlar uçak yaptık. Yer yaptık. Havaalanı. Uçak. Yer. Bahçe. Bahçe. Normalde ellerimizin parmaklarımız hareketli şöyle burnumuza getirince arkadaşlar bu bahçe olarak da kullanılıyor. Çiçek anlamında da kullanılıyor ama genelde bahçede her iki elimizin hareketli olmasına dikkat edersek daha güzel olur. Yani biriyle koklarken bir elimizin hareketli olmasına dikkat edersek daha güzel olur. Bahçe veya bazen şunu da görüyoruz çiçek yapıp yer yapıyor. Bahçe. Bir elimiz açık, diğer elimiz V formatına şu şekilde ileriye sürüyoruz. Bu tarla anlamında kullanılıyor. Bazen ziraat anlamında da kullanılıyor. Tarlayı bazen şu şekilde de görebiliyoruz. Şu hareketi yapıp şöyle yer gösteriyor ya da şu şekilde yapıyor ya da yer olarak da yapılıyor. Tarlam var gibi hareketlerle de karşılaşabiliyoruz. Şimdi mesela çiçekler diyeceğiz. Şu hareket çiçekli. Birden fazla çiçekten bahsedeceksek şu hareketi tekrarlamamız çiçekler anlamına gelir. Gülden bahsedeceksek Şimdi gül arkadaşlar, papatya, menekşe, işaret dilinde baş harf kullanılarak da çoğu hareketleri yapıldığını görüyoruz. Bunu sonraki derslerimizde göreceğiz. Mesela boş diyeceğimiz zaman B harfi yapıp elimizi yukarıya kaldırıyoruz. Boş, boş. Bakın burada baş harfi yani boşun baş harfini referans alıyoruz. O yüzden çoğu zaman mesela gül yapacaksak G harfi yapıp çiçek yapabiliyoruz. Menekşe yapacaksak M harfi yapıp çiçek yapabiliyoruz. E, arabayı söyledik, uçağı söyledik. E, kamyon, e, kamyonda bir elimiz şu şekilde yatağa gelecek şekilde diğer elimizi arkadaşlar üzerine getiriyoruz. Kamyon, kamyon yumruk şekilde olacak şekilde kamyon yapabiliyoruz. Dolmuş, dolmuş işaret parmağımız açık ve etrafta şu şekilde dolmuş ya da D harfi yapmış şu hareketi yapıyoruz. Yani D harfi yine baş harfi referans olarak kullanıyoruz ve işaret parmağımızla ileri geri hareketin yapabiliyoruz. Yol. Baş parmağımız ve orta parmağımız V formatında yol. Şu şekilde yaptığımızda arkadaşlar otoban olarak da kullanılıyor ya da mesela bazen gidiş geliş yolları hani çift şeritli yollar anlamında da yine şu hareketi yapabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.